Hocam bir şey söyleyeceğim. Onun sünnetini kesip benim beynime taksak bir şey olur. Buna tıpta bir şey deniyor. Buna mahalle ağzında bir şey diyor. Tıpta bunun literatür daha şeyi yok yani. Ne oluyor lan? Adamın çocukluğu neydi galiba? Tamam bey, biz bu yüzden dolayı beyninizi aldık. Ama aslında siz beyinsiz değilsiniz. Zamanla beyniniz yerinize oturacak. Ben şeyim, kızmayı erkek miyim bilmiyorum. Tamet Bey, biliyorsunuz geçen hafta girdiğimiz ameliyatta bir vatandaşın bacağını tekrardan çıkartmıştık. Hatırlıyor musunuz? Evet, çok zordu ya. Evet. Vallahi çok zorlandı. Bir tanesinde kolu kopmuştu, bacağına takmıştık. Aynen. O bir tane beyinsiz adam vardı, hatırlıyor musun? Beynini aldırmıştık. O ne oldu acaba? Hala yaşıyor mu? Çok merak ediyorum ya. Kübra Hanım, sizin yaptığınız en büyük ameliyat hangisi acaba? Ya ben şöyle söylemek istiyorum Hakan Bey. Beyinsiz bir sürü insan görürüz hayatımızda. Bence yaşıyordur o adam ya. Ha, olabilir tabii. Niye olmasın? Ya bir de Samet, senin şey vardı ya. Bir tane yediz doğurtmuştun. Hatırlıyor musun yediz? Evet. Gerçekten mi? Veteriner hissettim kendimi ya. Bir dedim ki hani o kadar nasıl geldikçe geliyor. Geldikçe gelen geliyor. Merhaba. Konuşmanızı bölmüyorum değil mi Oğuzhan Bey? Pamir Bey, buyurun. Hocam, birazdan hastalarınız gelecek. Mesai saatiniz başlıyor da. Tamamdır, o zaman ben maskemi takayım yavaştan. Korona testi olduğum için düzenli maskemi takmıyordum ama takmam tabii ki benim de şart. Şöyle takayım. Hastaları sen Ruma'ya alırsın, biz 3 doktor gireriz, tamam mı? Peki hocam, ben yavaştan alayım, dışarıda bir birikme görüyorum. Kübra Hanım buyurun, evet. Siz de odaya. Bir şey sorabilir miyim Oğuzhan Bey? Tabii. Bakın bu kaç oluyor, yeter artık, bıktım, bunu kovdurtacağım. Bu ne ya? Oha. Bu ne lan? Hademe'ye bak be. Hademe burada yatıyor lan. Hademe Bey ne oluyor hele? Pardon doktor bey, biraz uyuyakalmış. Ne uyuyakalması kardeşim, sen gelmiyor musun yorumdum sabah 9'da ya. Akşam 6'da çıkıyorsun, bizden erken çıkıyorsun. Vallahi yorgunluk. Tamam, doktor bey. Tamam git o yandaki odaya paspas at. Tamam işime döneyim ben. Hadi. Oralara paspas at ha. Allah'ım yarabbim. Bıktım. Samet, bunlara fazla yüz vermeyeceksin ya valla. Geliyor mu ilk hasta, artık gelsin. Pamir, ilk hastayı getiriyor musun? Pratik gel yazmış ya. Geliyor mu o pratik, geliyor mu? Heh, geliyor. Pratik sen gel. İnşallah geliyor. Doktor bey ben utanıyorum. Aa, bu evet. Psikolog var mı hastanemizde? Pratik bey, böyle gelirseniz sizi daha rahat duyabiliriz. Şöyle bir gelin. Bir de maskemizi takalım şuradan. Bir maskemizi takalım. Pratik bey, maskemizi takalım, aynen. Herhalde bu beyinsiz olan hastaydı. Büyük ihtimalle Sametciğim. Evet Pratik bey, şöyle odamıza gidelim, ne hastalığınız olduğunu öğrenelim orada, buyurun. Doktor bey ben çok heyecanlıyım. Gel, Ruma'ya gel. Şöyle yatın, Pratik bey şöyle yatın yatağa doğru, yatın. Neden beni yatırıyorsunuz? Siz yatın, rahat edin. Burada sizin sözünüz geçer. Evet, derdiniz nedir, şikayetlerinizi öğrenebilir miyim? Ya, söylemeye utanıyorum. Ben çıkabilirim istiyorsan. Bakın tıpta evet, bayanlar çıksın. Bayanlar çıksın. Kübra Hanım sizi dışarı kadar alalım, kusura bakmayın. Peki bekliyorum ben. Pratik Bey, tıpta utanmak yoktur, bunu unutmayın. Ben sünnet olmadım. Sünnet olmadınız mı? Oha, yaşınız kaç sizin? Ya yaşı ne yapacaksın? Yani Pratik Bey yaşınız önemli. Yani şöyle bir yaş söyle hadi. Bir yaş söyleyin ki ona göre hani iğne vuracak. 40 abi, 40 doktor abicim. 40. Tövbe estağfurullah. 40 yaşından sonra neden sünnet olmak istiyorsunuz Pratik Bey? Ben problem yaşıyorum. Tamam anladım. Samet Bey şöyle bir yan odaya geçelim. Anca orada bu derin konuyu konuşabiliriz. Evet. Oğlum adam 40 yaşında sünnet olmamış. Lan bu video şey geldi be. Ya hocam. Ya hocam ben de yandan kulak misafir oldum. Ya sünnet mi olmuş? Sorma aile, 40 yaşına gelmiş sünnet olmamış ya. Ne yapalım ya. Biliyor musunuz arkadaşlar? Sünnet olmamış. Lan sen ya, nereden geliyorsun? Oğlum sen bir gitsene. Yan odadan duydum. Hocam 40 yaşında ben sünnet olmamış mı? Sen de mi duydun lan? çık. Tamam herkes için. evet Samet Bey, bence yüklü bir miktarda para alabiliriz. Ve baltayla keselim diyorum. Ben elektrikli testere diyorum. Siz elektrikli testere mantıklı. Deneyelim bence. Evet. Hadi gelin. Şöyle buyurun. Hocam durun hocam, bahçede vardı, getireyim mi?
Yok gidi, oğlum gidi. Bu tıpta bir şakadır hocam, kendi aramız. Hocam. Hocam öyle ölmez, atom bombası atalım. Hocam, tamam, bu beyinsiz hastamız, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Onu biliyoruz. Kübra Hanım siz burada kalacaksınız. Ben, hastamızı evet, istemiyor çünkü. Evet, ben burada kalmak istiyorum. Tamamdır. Pratik Bey ne oluyorlar? Pratik Bey kendinize gelin. Pratik Bey krize girdi galiba. Şaka. Pratik Bey şöyle oturun. Hocam hocam ben de geleyim mi? Zaten hocam, beyinsizim. 30 hocam, saniye sonra otururum. Kardeşim kardeşim çık dışarı kardeşim. Hocam tutamıyoruz bunu. Kardeşim çık dışarı kardeşim. Kilitleyeceğim ben kapıları ha. Beyinsiz niye 30 saniye sonra unutuyor? Onu anlamadım. Ona 1 megabayt hafıza kartı taktık da öyle yaşıyor kardeşim. Her neyse. Kübra Hanım gülmeniz geliyor efendim. Samet Bey şöyle bir iğnesini yapabilirsek. Evet, Pratik ben bunu analizini yapayım da buna bayağı evet, iğnesi yapacağım. Aynen anca hocam, o kurtarır. Hocam. Hocam kusura bakmayın. Ben diyeceğimi unuttum hocam, o yüzden girdim. Tamam kardeşim çık dışarı, Allah belanı vermesin çık. Sen yan odada bekle, biz geleceğiz. Evet. Hocam onu da unutursam ya. Kübra Hanım sizle ilgilenecek Kaan Bey. Geliyorum ben. Kübra Hanım kim ya? Tamam sen çık da. Pratik Bey oturun artık, yapmamız lazım iğnenizi. Bu sünnet abi benle ilgilensin. Bu sünnet abi benle ilgilensin istiyorum. Kardeşim ya, o doktor değil. Çıkar mısın dışarı? Allah'ım hadi, ya. Hadi pratik. Hadi ben gidelim. Korkuyorum lan. Siz bana bir şey yapacaksınız. Hocam hocam bir şey söyleyeceğim. Onun sünnetini kesip benim beynime taksak bir şey. Buna tıpta bir şey deniyor. Buna mahalle ağzında bir şey diyor. Tıpta bunun literatürde şeyi yok yani. Kardeşim çıkar mısın dışarı? Hocam zekamı artsın istiyorum artık. Orada bir zeka belirtisi yok kardeşim. Çık dışarı. Evet. Pratikciğim gel otur kardeşim şuraya. Bir otur artık, senin de işini görelim. Biz de nereye gitti lan? Allah razı olsun. Gel Pratik. Lan nereye gidiyor? Gel lan. Adam kaçtı. Adam kaçıyor. Kardeşim hocam, gelsene. Gel hiç acımayacak. Korkuyorum. Gel hiç acımayacak. Bak biz de olduk. Gel otur şuraya. Ya şurada o beyinsizi almayın. Ya kocaman iğne ya. Kocaman iğneyi nereye batıracaksınız? Yok. Kocaman iğne girmiyor. Ucundaki küçük bir şey girecek. Sen otur şuraya kardeşim, bekle ya. O adam o deneyimli. Aç pop işini. Oğlum popodan ne yapıyor? Oğlum oradan daha iyi. Tamam sen daldır, bilirsin işini. Daldır öyle bir. Ay helal, tamamdır. Ne oluyor lan? Adamın çocukluğu neydi galiba? Ne yaptınız bana? Adamın çocukluğu neydi yemin ediyorum. Samet nasıl bir iğne yaptın? Nasıl bir iğne yaptın? Böyle iğne mi yapılır oğlum? Bir daha yapma beni. Evet Pratik Bey oturur musunuz? Evet teşekkür ederim. Oturdum yemeğini getirdim. Kardeşim çık dışarı, biz kafeteryada yiyeceğiz. Zaten korona var etrafta. Teşekkür ediyoruz. Evet Pratik Bey şöyle uzanabilir misiniz? Öyle şey yapacağız, ucunu biraz alacağız. Doktor Bey bitti galiba, gidebilirim değil yok, mi? Yok yok gel lan, iğneden sonrası zaten zor kısım. Otur da şuraya. Daha zoru mu var? Yok. Uyuşturduk hissetmeyeceksin. Hadi. Kolay olacak demiştiniz. Olacak şöyle otur. Başlamadı ki olsun. Hadi şuraya. Kardeşim artık otur da şuraya. Allah Allah otur. Daha bir sürü hastamız var. Sen ne mi şaştık kardeşim? Evet. Samet'ciğim o zaman aynen. Fişine tak. Tamam sen tak kardeşim, ben şarkımızı söylüyorum. Tamam. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Attı attı kaç attı. Evet Samet Bey ne yapıyorsunuz? Yaptınız mı? Kestik efendim. Tamamdır. Pratik Bey tamamdır sizin işiniz. Hocam nasıl? Ben onu alabilir miyim? Pilava katacağım da. Nasıl tamam? Bitti mi? Evet. Hiç acıdı mı? Canınız yandı mı? Doğruyu söyleyin. Hiçbir şey hissetmedim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ondan ya, da... Şu beyinsizi alır mısınız? Hadi mi bey? Şunu alın. Pratik Bey siz dışarıda bekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ücretleri... Ben şeyi isteyecektim. Neyi? Pilav yapacağız da. Tamam. Eve gidince ağrı falan olacak mı? Yok yok olmaz kardeşim. Yok. Hadi git artık kardeşim. Olursa ağrı kesici iç. Parolik. Evet. Teşekkür ederim. Kübra Hanım siz de gelin buyurun. Beyinsiz. Hemen geliyorum. Bu çok önemli bir vaka biliyorum. Kardeşim iyi misin? Kardeşim gel. Gel içeri gel kardeşim. Bu adamı gel. Hocam merhaba. Kardeşim gel. İn oradan aşağı. Hocam size bir soru sormak istiyorum öncelikle. Evet. Adem Bey çıkar mısınız? Ne yapıyorsunuz burada? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar gevşek bir hastane oldu burası. Han Hospital. O Adem miydi? Ben ona diyordum hocam diye. Neyse. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Benim beynimin %99'unu ben aldırttım. Çok ağırdı. Niye? Ağır geliyordu işte. Gerizekalı mısın?
Ben mi benzedim sen mi? Evet. Evet, sizi dinliyoruz Kaan Bey. Aldırdım. Şimdi ben beynimi sünnet mi ettirmiş oldum? Kaan Bey, sizin biliyorsunuz beyniniz istem dışı fazla büyümeye gitmişti. Evet. Biz de ekonomide inmişti. Biraz küçülmeye gitmek zorunda kaldık. Popomun sağlamı beyin dolmuş. Yani oturdukça zekanız artıyordur. Oturdukça vallahi çok büyük popodan zeka fışkırıyordu. İşte Kaan Bey, biz bu yüzden dolayı beyninizi aldık. Ama aslında siz beyinsiz değilsiniz. Zamanla beyniniz yerinize oturacak. İnşallah Doktor Samet Bey, haklısınız ama yani Doktor Bey, şunu sormak istiyorum. Benim popomdan almanız gerekiyordu. Kafamdan almışsınız. Popomdaki duruyor. Hayır. Hayır. Bak sen... arkadaşlarım bana bak sen bir şey o... bak bir dakika dur. Bir dakika dur. Ben yıllardır doktorum. Bak kardeşim, biz senin beynini kontrol ettirmemişiz. Senin zaten beynin yokmuş. Poponda oluşmuş beynin. Anladın mı? Onu da alınca hiç kalmadı. Anladım. Siz yıllardır doktorsunuz, ben de yıllardır beyinsizim işte. Tamam, o zaman seni dışarı alabiliriz. Ücretini de ödemeyi unutma. Hocam. Heh. Şu an her şeyi unuttum ben. İşte biz seni ameliyat ettik, sünnet ettik, sonra saçlarını tıraş ettik. Onların parasını vereceksin, gel. Hocam hiçbir şey hatırlamıyorum ki ben şimdi yani. Ne sen yaptın? Kredi kartını ver. Aa, kredi kartımın şifresini unutmuşum. Biz buluruz. Sen ver üzerindeki numarayı, arkasındaki... Ben galiba akıllı beyinsizim. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkatli. Aa, kaçtı adam be. Adam kafayı cama falan vurdu gitti. Kızım senin ne sorunun var? Bir adet hastamız kaldı bu arada. Benim çok büyük sorunlarım var doktor amca. Gel canım, gel. Gel sen şöyle gel. Evet. Seni de buraya alalım. Bu burayı hiç almıyoruz kimseyi. İsmin gördüğüm kadarıyla Duygu. Ne sıkıntı var kızım? Ben şeyim, kızmayı erkek miyim bilmiyorum. Evet. Bu çok ciddi bir hastalık. Bu bence acaba Pamir Bey, sizin ne işiniz var acaba burada? Ben size takıla takıla doktor hissettim de kendimi, pardon. 7 sezondur doktorlar dizisi izliyorsun, gelmişim burada ahkam kesiyor ya. Pardon. Samet Bey, şöyle bir gelin, taş kağıt makas yapalım şurada. Kim bakacak ona göre karar verelim. Kübra Hanım buyurun. Kübra Hanım buyurun. Buyurun canım. Taş, kağıt, makas. Aha. Kübra sen bakıyorsun. Ama ben yapmamıştım bile. Peki tamam, ben bak. Evet. Duygu Hanım şuraya oturun. Bakacağız ve cinsiyetinize ona göre karar verilecek. Bakalım nesiniz. Buraya oturamıyorum. Tamam. Yatağa uzanır mısın? Yatağa da uzanabilirsin. Samet, ben erkek diyorum. Sen ne diyorsun? Şimdi ben bir muayene ediyorum arkadaşlar. Ben bir muayene ediyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla çok güzel arka bir saçları var. Gözleri, dudakları. Cinsiyet olarak kız bence. Kız bence ne? Açıp bakacaksın diyoruz. Allah Allah. Tıpta böyle yanılma mı olur yani Kübra Hanım? Evet. Ben baktım. Kadın yani. Cinsiyeti belli yani. Kadın cinsiyeti. Ama benim babam da böyle. Babanızın böyle güzel sarı saçları mı var yani? Kardeşim hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Aa. Senin mi kızın bu? Aa, babam. Kızım gel, gerizekalı kızım, gidelim, beyinsiz. Harbiden saçlı ben. Lan ikisi de mi beyinsiz? Baba ben neyim? Bunlar doğuştan beyinsiz. Kızım sen beyinsizsin, gel. Ana. Hocam ücret. Baba kız mıyım, erkek miyim? Pamir Bey gelin gelin. Bırak başımızı gözümüzü sadaka sürün. Gel beyinsiz gel. Pamir Bey bırakın, aynen. Ay, Han Hospital'da yine başımıza gelmeyenler kalmadı ya. Evet. Of. Bugün ne kadar kazandık? 200 bin lira mı kazandık? Yok evet. Ya ben aradan yine birkaç tırtıkladım abi. Abi mi? Oha! Burası bir aile hastanesi değil mi? Tabii canım, burası aile hastanesi de milleti de soymuyoruz yani. Sonuçta her şeyin bir fiyatı var. Yani bizde 300'e yapılıyor, onlar da 150, anladın mı? Öyledir kardeş. Ya işte öyle böyle. O zaman Talha Bey'in parasını verirsiniz siz Pamir Bey. Kübra Hanım'la Samet Bey'in de parasını verirsiniz. Samet kardeşim bir gelsene, bir sırtım ağrıyor, bir bakar mısın ya bir iki saniye şöyle tabii, bir tabii, sırtımı tabii. Bir dinler misin, o kadar yıl okumuşsun, gel bir sırtımı dinle şöyle. Evet. Ezeyim mi, bir kuruşlarını alayım mı? Şöyle bir alırsan, oy çok rahatlar, oy şöyle, oy çok iyi geldi, çok iyi geldi, çok teşekkür ederim, doktorlarım harikasınız ya. Evet, o zaman yavaştan hastaneye kapatıyorum, akşam olmuş zaten. Evet. Bugünlük yeter bu kadar. Kardeş, sünnet işe yaradı mı? Ne oldu lan?
Yaramış belli ki. Eli yaramış, baksan yürümeye bile başlamış. Aa, yıkıldı lan adam. Samet Bey fazla mı kestiniz? Ne yaptınız? Çok adamın kestim. Hayalleri yıkıldı. Kardeş iyi misin? Abi bunda da bir sıkıntı var. Geldim. O zaten sıkıntılıydı, bir şey olmaz. Doğru, unuttum. Ya. Kafa atıyor. Doktorların hepsini yanıma alalım. Doktorları yanıma alalım, çabuk da yanıma alalım. Hadi emeğimizi de yanıma alalım. Şeyi de bütün herkesi yanımıza alalım. Yanımıza alalım. Buyurun arkadaşlar, herkes yanımıza gelsin. Düğünden miyiz oğlum, ne böyle? Evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Bugün Han Hospital'da yine başımıza gelmeyen kalmadı ve fantastik hastalıklarla uğraştık. Bir sonraki bölümde yorumlara sizlerin söylediği hastalıkları işleyeceğiz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Bol bol like atıp koronadan uzak durmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.